Merhaba arkadaşlar, hayırlı günler. Ben gelir ama onu bilmiyorum arkadaşlar. Gideceğim için ne yapıyorum? Şimdi öğleden sonra kahvaltımı falan yaptım. Eşim geldi beni almaya. Ablam da gidecek. Şöyle burayı gene tavuklarımın yerini alt katı inşaat olan salon kısmını şöyle bir güzel yine temizleyeceğim. Yemlerini yeniden koyacağım. Sularını, yemlerini, yumurta yerlerini ayarladım zaten. Azıcık samantaya getireceğim orayı. Orada bir tane hol olarak yumurtamız var. Şöyle bir güzel etrafı temizleyeyim. Baksanıza yemlerini dökmüşler. Havalandırıyorum. Tabii bu tavuk giren yerde mutlaka tavuk pisliği olacak. Şöyle alt katımı delip toplayacağım. Böyle arkadaşlar. Bahçelere de gideceğim. Gün içinde neler yapacağız göreceğiz bakalım. Ne yaptım şimdi? Bir güzel alt katın salonunu komple temizledim. Alanlarını genişlettim. Şimdi bir saman koyacağım. Şuraya bir garbul mısır koydum. Sularını yıkadım, tekrar su koydum. Tekrar burayı mısır buğday karışık koydum. Yemlerini. Tekrar burayı su koydum. Burada tuğlalar vardı. Onları komple aldım. Burayı su koydum. Burayı onun tuğlanın üzerine çıkmasınlar diye burayı böyle kocaman bir yığımsa yaptım yukarı doğru. Alanları genişledi. Dışarı hiç aratmayacak şekilde alanları büyüdü şimdi. Şöyle göstereyim. Aynı oturduğum evin salonu gibi havalandırıyorum da şimdi. Bakın arkadaşlar, tavuklarımın rahatına, paşalarımın rahatına tekerlekleri var. Oynasınlar. Yumurta yerlerini. Her yerlerini ayıkladım arkadaşlar. Şimdi nereye gidiyorum? Şimdi önce topladığım çöpleri yakacağım. Sonra onlara yabani ot toplayacağım. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Alt kattan çıkan çöpleri bir güzel yakıyorum burada. Topladım onları. Ne varsa attım. Bunları şimdi şeye atsam. Çöp kutusuna atsam arkadaşlar. Çöp kutusunu da başkasının eline geçecek. En iyisi böyle yansın boş. Ne güzel yanıyorlar. Bak pat pat patlıyorlar. Oh, yüzüme gelmedin şükür. Eskile yerler mi? Şimdi tavuklarım rahat eder artık. Ben 10-15 gün gelmesem dahi yemlere, yeşillikleri bitmez. Şimdi bir de yeşillik toplamaya gideceğim yukarı. Yaban ot toplayacağım onlara. Yaban otu alışsınlar. Oh, ne güzel çıtır çıtır. Ateş yakmayı çok seviyorum. Yangın çıkartmayı çok seviyorum. Ay arkadaşlar, şu çöpleri, pamukçukları falan topladım. Onların fare yavrusu getirmişim. Elimin altına düştü, kaydı gitti. Gerçi ben kurtum ama yine de insan görünce tuhaf oluyor. Abla pislemiş tavuklar bunları. Bunları kullanamam artık. Yüzüme sıçrayacaklar bir şeydi yanarken. Çöpün arasında fareler pamukçukları falan çekmiş. Fare yavrulamış. Fare yavrusu elimin altından kaydı gitti. Ne oldu? Hangisi? Yok, ha şu. Burayı da temizledim arkadaşlar. Yansın bu şimdi böyle. Ben yeşillik toplamaya kadar gideyim. Ha, şu çöpün arasından arkadaşlar. Burayı hiç getirdim ya bu çöpü. İçinde mısırlar var. Eşenleyip eşenleyip yerler diye. Bu çöpün arasında sepetine koymuşum ben onu. Küreğine. İçine farenin yavrusunu. Burayı da getirdim. Çöpleri toplayıp yakarken patla çıktı karşıma. Eve çıkmaz. Kedi de geziyor da. Oh, çöpleri de atmadım. Ne kadar bidon varsa da yaktım hatta. Ay, temiz oldu. Hem koku moku yok. Tertemiz oldu. Araba yıkıyordu. Kur'an bitti. Ben geldim. Sen de Kur'an'a gittin mi usta? Aynen. Ben gidemedim. Aldım geldi. Ben geldiğinde bitmiş mi? Geldim gene karamancallarımın yanına. Şimdi şu güzel yerlerinden dolmalık alacağım. Beraber sararız arkadaşlarımla. Siz yiyemiyorsunuz başka.
Tabii ki üzülüyor musun? Gerçekten üzülüyorum. Bazı güzel şeyleri gösterirken üzülüyorum o zaman. Bunların dış yapraklarını bak, alt yapraklarını arkadaşlar. Aldıkça mancarın alt yapraklarını, nefesim nasıl çıkıyor yine. Oh, yoruldum ya. Şöyle yanına bakın. Şunları. Ay ne güzel yaprağı şey, yüzeyim kopu verdi. Şu bakın yaramazlara bak. Bunları şu yapraklarını tavuklar alıyor. Güzellerini de kendim alacağım şimdi. Bakın arkadaşlar, bu baharda 3. ayda açar. Mancar çiçeği. O bile açıyor artık. Şu küçük küçük bakın, dolmalık. Şunları da şöyle alayım bak. Bu bile 5 bin lira, 7,5 lira şeyde, pazarda. Şunun güzelliğine bak. Böyle şimdi bir sepet toplayayım bunları. Bakın arkadaşlar, böyle lahana gördünüz mü? Mor lahana bakın. Şöyle kenarlara bakın. Bakın şu kenarlarına. Ben bir ara salata yaptığımız mor lahananın şeyinden aldım. Bakın bizim köyümüzde oluyor mu diye. Şöyle arkadaşlar. Demek ondan tohum mu karıştı buna? Ne karıştı? Olacak mı? Şöyle içinde domurcuklanma var ama demek bizim toprağımızı mı sevmiyor? Böyle lahana, yeme lahanası mı oldu? Şuna bak, şuna bak. Şu mor lahana, şu morluğa başında. Şunun güzelliğine bak. Bahçede 3 çeşit lahana var arkadaşlar. Bak ben de bunu yeni fark ettim daha. Bak şöyle, bunlar beyaz lahana. Beyaz lahana derken yani yine mancar türünün biraz açık renk olanı. Bunlar kara lahana. Arkadaşlar demek tohum karıştı benim. Mor lahana bu tarafta da var. Bak. Şimdi bu mor lahana. Bu da mor lahana arkadaşlar. Demek tohumda bir karışıklık oldu. Böyle. Şöyle güzel. Bunların alt yapraklarını alıyorum tavuklara. Güzel yapraklarını da dolmalık alıyorum. İçlerinden de şu içlerinden de şu domuz şuralardan da yemeklik alıyorum. Bakın arkadaşlar, bunları yemeklik ayırdım. Şunu da yemeklik ayırdım. Çok güzel çünkü. Onu da yemeklik ayırdım. Bunu içini dolmalık. Bunu tavuklara ayırdım. Şimdi yukarı artık bir pişirimde pırasot çıkartacağım. Yaban ot toplayacağım yukarıdan da. Geldim pırasanın yanına arkadaşlar. Bakın ben size bir yöntem göstereceğim. Pırasayı kökünden çıkarmayacağım. Tam toprağa yakın, bakın arkadaşlar şöyle. Toprağa yakın yerden kesivereceğim. Bakın şöyle. Bak. Kökü yerde kalsın. Niye? O tekrar filizlenecek. Bahara doğru uzayacak. Kökünü tam içini, toprağın altındaki kısmını almıyorum. Şöyle canım. Şu iri kökleri alalım da. İnceler kendine fidan yapar zaten. Şöyle iri köklerinden alayım, bir pişirimlik alacağım zaten arkadaşlar. Buraya gelince daha şey oluyor. Hani bahçelerden alıp da yemek yapması daha iyi oluyor. Siz de öyle yapın. Pırasanın kökünden çıkarmak, eğer pırasanız azsa benim gibi. Pırasanın tam kökü, toprağı olan kısmından keserek çıkartın. Arkadaşların çoğu bu otları biliyor. Bunlardan yemek yapıyor. Bak bunlar zehirli olmadığını ben de biliyorum. Ama nasıl yemek yapılacak, nasıl toplandığını ballayacak deriz biz buna. Ballayacak mı? Takacak. Şu takacak arkadaşlar. Bak. Şu takacak. Bu takacak otu. Bu ballayacak otu. Ama bunu çok arkadaşlar biliyor da ben yabani otum. Nasıl olacağını, nasıl gideceğini de güvenip de yiyemiyorum. Aslında tabii ki her şey doğada kaldı. Doğanın saf doğal bitkilerinde kaldı. Ama işte dediğim gibi güvenemiyorum, korkuyorum yani. Ama bak bunu annem gelin topladığını bunu biliyorum. Şöyle bakın bıçağından alayım kökünden. Şöyle. Bunu benim videomu seyredip de şey yapan arkadaşlar olursa bu otun ne olduğunu bana yazarlar. Bakın arkadaşlar. Fazla köklenmemiş de çok da taze. İşte dediğim gibi ben bilemiyorum. Onun için ben de ziyan olmasın diye
tavukları toplayabilirim ki onlar doğal doğal yesin, bana doğal doğal yumurta versinler. Bakın arkadaşlar, güzelliğe bakın şunda. Arkadaşların doğuda, çoğu YouTuber arkadaşların doğuda topladığı otlara çok benziyor. Bakın şunu arkadaşlar. Elinden de alınmıyor ha. Kökü de kalan. Şunu otudur bak. Bunu çoğurlar işte. Toplayıp toplayıp yemek yapıyorlar. Yani bilenler, cesaret edenler. Ben işte bilemediğim için. Ne ot olduğunu bilemediğim için. Şunlara bak. Beyağı da var bahçede. Hayvan kemresini çok seviyor. Arkadaşlar cevizin dibinde hala ta ceviz kalmış. Bakın hiç de bir şey olmuş mu? Doğa veriyor ya, toprak ana veriyor her şey insana. Çok bahçede ama işim çok. Temizlik işi. Şimdi soğuk var artık değil, onlar bahara kaldı. Şöyle bir tarafa doğru gideyim. Öbür taraflara doğru biraz da oladan ot yolayayım tavuklara. Onu bir sepet yapayım. Bakın arkadaşlar. Ot toplayın arkadaşlar doğadan. Bakın şu otun büyüklüğüne, güzelliğine. Ama işte ve tazeliğine. Ne kadar güzel zalat ot olur. İşte ben size dediğim gibi ben ne ot olduğunu bilmiyorum. Biz bunlara yaban otu diyoruz. Bak şunun güzelliğine bak arkadaşlar. Ne olduğunu biliyorum satıya yok. Şuna bak. Ay ne kadar da güzel kokuyor. Maydanoz kokusu var otta. İnanır mısınız? Otta maydanoz kokusu var. Siz ne yapıyorsunuz orada? Bunlar ne? Kapıya çık bulan geldi içeri. Çıkar. Bunları çıkarabilir miyiz ki giderken şimdi? Evet arkadaşlar. Tavuklarımın her tarafını hazırladım. Her şeylerini. Yeşilliklerinden, tot yemlerine, komple her şeylerini. Her şeylerini hazırladım. İn aşağıya yavrum. İn aşağıya çıkma oraya. Çıkma in aşağıya. Bak ben gideceğim şimdi. Sevgili gönül dostlarım, dün akşam geç vakitte geldim köyden. Köyde videomun sonunu bitiremedim. Bu sabah da biraz geç kalktım. Köyden ne getirmişim arkadaşlarım? Şöyle kocaman bir kabak getirdim. Onu ayıracağım şimdi. Yarısını şöyle kızıma ayıracağım. Yarısını kendim kabak tatlısı yapacağım. Börek yapacağım bundan. Ölüm ensemizde bir nefes kadar yakın arkadaşlar. İnanır mısınız bir nefes kadar yakın. Artık gerçekten hani ben her videomda diyorum ya korkuyorum artık değil. Maşallah kabağının rengine bak arkadaşlar. O kadar güzel ki Allah ağız tadıyla yemeği nasip etsin. Şunu şimdi yapacağım. Tam da o yazlara yaptığım meyve suyu arkadaşlar. Karışık meyve suyu. Şöyle yine mantar getirmişim. Kanlıca mantarı poşetlemişim de. Ne aldığımı ne getirdiğimi gece inanın karışmalık da ben de bilmiyorum arkadaşlar. Kiren getirmişim. Kompot sosunu yaparım diye veya çorbasını yaparım. Kızılcık. Siz kızılcık ben kiren diyorum arkadaşlar. Şöyle barbunya fasulyesi. İki tane arkadaşlar. Şimdi hemen bir tanesini yapacağım akşama yemek. Şöyle yine yazın koyduklarım doğal sap, yeşil fasulye, et yemekleri, tavuk yemeklerinin üzerine de küçük çeri domatesle biber karışımı. Şöyle yine bir paket üzüm yaprağı. Şimdi bunların hafif buzlarını döksün diye şey yaptım arkadaşlar. Ondan sonra buzdolabına yerleştirmesi iyi oluyor. Kızıma tarhana getirverdim.
bu sene de yaptığım ve yıllarca durup bozulmayan sarçasız tarhana. Yine böyle bir kendime getirdim. Kuşburnu marmelatı getirdim arkadaşlar. Ben diyorum size, ben yaptığımı yiyen insanım. Kuşburnu marmelatı. Şöyle yine çok güzel bir pekmezim. Ama şeyini bilmiyorum. Ya elmadır, ya armuttur, ya erik pekmezidir. Yani üçünden biri olması gerek. Şöyle bir tane yine 1,5 kilo kavanozda 2 litrelik kola bidonunu. Ben böyle bidonlarda saklıyorum arkadaşlar. İsteyen olur, Ramazan ayı geliyor, satarım diye fazla yaptım çünkü. Bunu getir, tarhana tekrar böyle getirdim. Şöyle arkadaşlar 2 litrelik 2,5 litrelik kola bidonuna saf doğal köy bulgur arkadaşlar. Bunu göce un yaptığım değirmenden almıştım. Saf doğal bulgur. Bu kaynatılıp da dibeklerde dövülen bulgur arkadaşlar. Yine şöyle köy pırasası getirdim arkadaşlar. Yine şöyle 2 tane tavuk var. Onun birini kızıma getirdim, birini kendimize getirdim yemeğe. Kestim horozlardan. Yine şöyle bir poşet, koca poşet lahana. Evet arkadaşlar, bu malzememi köy ampulü köyde kendi emeğim, bahçelerimden getirdim. El yapımı tarhanam, el yapımı meyve suyum, doğal, hiç katkısız, burgul, kuşburnu marmelatı, pekmez. Yine 5 kilo yoğurt getirdim arkadaşlar. 7-8-10 tane mavi yumurta getirdim. Sağlık olsun. Ölümden gayrı her şey çare var. Yeter ki ölüm olmasın.